Saat kaçta gidiyor Ali İhsan Bey'le İffet? Bir iki saate çıkarız herhalde. Balayı yapmadılar ya. İyi oldu. Karı koca baş başa kalsınlar biraz canım. Cennet gibi bir yer orası. Herkesten uzak. İn yok, cin yok. Burada kalıp da ne yapacaklar ya? Aman Dilek Hanım bir taraftan iş güç. Evlendiklerini bile anlayamadı çocuklar ya. Nerede bu yazlık Osman amca? Hı? Gitmem falan icap eder belki. İyiyim dedim. Hı. Doğru söylüyor. Benim çocuk hasta ya. Hastaneye hastaneye gitmem gerekir. Buradan bir şey isterlerse belki Cemil götürür. Bak şimdi kardeşim. Şile yolundan dümdüz giderken Avva tarafına sapıyorsun. Köye gelmeden soldan toprak bir yol gider. O yola girdin mi yolun sonundaki tek ev zaten. Eyvallah. Osman amca ben kalkayım. İffet Hanım alışverişe götürecekmiş. Afiyet olsun size. Günaydın İffet Hanım. Gevezelik etme de işine bak. Balayına çıkıyor musunuz? Sana gevezelik etme dedim. Harbiden enteresan bir İffet. Şundan 2-3 ay öncesine kadar ikimiz evlenmeyi, balayına gitmeyi düşünüyorduk. Şu halimize bak. Sen hanım oldun. Ben de şoförün. O zaman şoförlüğünü bil de sus. Şu ilerden sapsam, ikimiz uzaklaşsak güzel olmaz mı? Seni nasıl özlediğimi bir bilsen. Yaklaşamıyorum. Anlamıyor musun beni İffet? Ha? Ne zaman baksam o adam senin gözlerinin içine bakıyor. O benim kocam. Kocam hocam deme İffet, sus! Zaten aklım başımda değil, kocam hocam deme bana. Ya bak bir saat, en fazla iki saat sonra beni merak edip aramaya başlayacaklar. Ne yapacaksın o zaman? Beni de kendini de yakma. Yanmışız zaten ya, canımız kadar. Hep sen nereye götürdün sanıyorsun beni? Ali İhsan Bey'in yazdığını. Beğenemedin mi?
Kader kısmet işleri bunlar İffet. Bak, sabahleyin onunla birlikte yazlığa balayına gitmeyi düşünüyordum. Ama şimdi benimle geliyorsun. Sen delirdin mi ya? Orada hemen bulurlar bizi. Ali İhsan da seni öldürür. Öldürürmüş. Beni bu hale siz getirdiniz. Bıktım ulan artık. Gözlerimin içine baka baka o adam seni öptü. Sana dokundu. Benim bu hale geleceğimi biliyordun sen. Senin bana tek kelime bile söylemeye hakkın yok Cemil. Ya sen ne çabuk unuttun Betül'ü, Nil'i? Bana yaptıklarını ne çabuk unuttun? Ben Nil'e sadece sana yakın olmak için kullandım. Kullanmışmışsın. Ben artık senin hiçbir şeyine inanmıyorum Cemil. İnanmazsan inanma. Götür beni eve. Hiçbir yere gitmiyoruz. Hadi dedim sana. Götürmeyeceğim İffet. Eve götür beni. Ne yaptınız? Eve götür beni. Cemil. İffet çekil şuradan. Cemil eve götür. Hiçbir yere götürmeyeceğim seni. Götür sen beni. Benimsin anlıyor musun? Senin falan değilim. Çek şu elini. İkimizi de öldürecek misin sen? Öldüreceğim. Çekil. Eve götür beni. İffet. Dur, dur o zaman. Elini. Dur, dur o zaman. Ne yaptığını zannediyorsun sen? Ölmek mi istiyorsun ha? Ölmemizi istiyorum. Bırak. Sen susacak mısın? Susmayacağım. Neyi sen bilirsin. Cemil ne yapıyorsun? Cemil. Aç şu kapıyı. Cemil ne yaptığını sanıyorsun? Ne diyorsun kız? Anlamıyorum seni. Ben de seni seviyorum hayatım. Can da zevkli adammış kız. Anahtarlarımızı da çıkartalım. Ya bu sahibi alan ne kadın ya. Var ya vestiyere bütün ev anahtarlarını koymuş bir de üstüne hangisi neresinin diye yazmış. Büyük kolaylık vallahi. Düzen onda, nizam onda. Bu sahibi alan 11 numara kadın be. Güzel, güzel. Hadi İffet, inat etme. Ağzındaki bandı çıkartacağım ama bağırmayacaksın. Bak. İncin top oynuyor. Allah'ın unuttuğu yer kızım burası. Kimse seni burada duyamaz İffet. O yüzden ortalığı velveleye vermene hiç gerek yok. Ciyak ciyak bağırmadım. Şimdi bana söz verirsen... bandı çıkartırım. Söz veriyor musun? İmdat! Yardım edin imdat! Yardım edin!
güvenen de kabahat. Kimse seni duymuyor. Niye bağırıyorsun ha? Bir hayli sensa. Ne yapacaksın şimdi? Kapıyı açın, jandarma. Kapıyı açın, jandarma. Nasıl yardımcı olabilirim? Komşular yabancı bir araba görünce karakola haber vermişler. Sen kimsin? Evin sahibi nerede? Ben İfet Hanım'ın şoförüyüm. Hani Ali İhsan Emiroğlu var ya, onun eşi. Onun şoförüyüm efendim. İyi anladık. Ne yapıyorsun burada? Ali İhsan Bey ile İfet Hanım'ın bazı özel eşyaları varmış. Onu almaya geldim. İsterseniz ben size kimliğimi de göstereyim. Araba da hemen şurada. Gerek yok. Biz bir eve girip bakalım. Tabii buyurun. Siz de görevinizi yapıyorsunuz zaten. Buyurun buyurun. Şu ışığı da yakayım. Ben de askerliği Manisa'da yapmıştım. Çok soğuk oluyor oralar. Temiz. Gördüğünüz gibi. Asayiş Berkemer komutanım. İçeride bir şey yok temiz. Hadi gidelim. Pek teşekkür ederiz. İyi nöbetler. Sağ ol. Komutanım, size de zahmet verdik. Haber veren komşulara selamlar. Artık baş başayız. Gördün mü bak? Kimse seni benim elimden alamaz İffet. Sen delirmişsin. Aklını kaybetmişsin. Resmen adam kaçırıyorsun. Hapislerde çürüyeceksin Cemil. Böyle davranıyorsun. Ben günlerdir seninle baş başa kalmanın hayalini yaşıyorum İffet. Unutamıyorum işte seni. Niye anlamak istemiyorsun? İffet yapma böyle ağlama.
Aramızda ne varsa oturup konuşalım, halledelim. Ben seni çok seviyorum. Sen de beni seviyorsun biliyorum. Ama bu yaptıkların hepsi bir inat. Gidelim buradan İffet. Alisan'ı da Nil'de bırakıp gidelim. Bizim kimseye ihtiyacımız yok. Eski yaptığım hataları bir daha yapmak istemiyorum. Çok pişmanım. Çok üzdüm seni biliyorum. Ne olur affet beni İffet. İffet, yalvarıyorum sana beni affet. Seni Allah affetsin Cemil. Sabrım zorluyorsun İffet. Sıcak bir şeyler iç İffet. Bak sana kendi ellerimle çay yaptım. Ben senin için neleri göze alıyorum hiç görmüyor musun? Kocan sana çay hazırlar mı böyle? Cemil, ne olur bir kendine gel. Bak hala hiçbir şey için geç değil. Şimdi çıkıp gitsek kimse bir şey anlamamıştır. Ne olur çöz beni. Bana boşuna yalvarma İffet. Bir iki gün daha burada saklanacağız. Sonra basıp gideceğiz zaten. Ben seninle bir yere gitmek istemiyorum Cemil. Yazık değil mi bana? Bana yazık değil mi? Çözmeyecek misin beni Cemil? Böyle ellerim bağlı nasıl içeceğim onu? İçim doldu zaten. Hadi ne olur çöz. Seni çözeceğim İffet. Ama bana söz ver, usta duracaksın. Tamam. Gıkımı bile çıkarmayacağım. Ne söylüyorsan seni dinleyeceğim. Tamam mı? Teşekkür ederim.
ben seni bir kere bıraktım. Dünyam karardı İffet. Bir daha bırakmayacağım.